Neler oluyor Zücali Reis? Ne bileyim Tekin. İlyas amcam nerede kuzen? Toplantı devam ediyor. Biz çıkıyoruz. O ne demek? Gidiyoruz Zücali. Tekin. Siz İlyas'a eşlik edersiniz. Reis. Müsaaden varsa... Yok. Ben söyleyene kadar hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Anlaşıldı mı? Peki reis. Belli ki yukarıda dengeler değişti İsa. Yukarısının dengelerini biz bilemeyiz. Bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz bir şeyler var mı beyler? Bizim bildiğimiz bir şey yok. Ama gördüğümüz bir şey var. O da Hızır Reis'in öfkesi. Ahmet, sen bilirsin yukarıda ne oldu. Artık Hızır Reis masada yok. Benim durumdan anladığım bu Tekin. Olur mu canım öyle saçma şey? Belli ki aileyi temsilen İlyas Çakırbeyli kaldı masada. Hakan. Az gelsene sen. Evet Feyyaz. Dağların bir şartı daha var. Hızır kalkınca paylaşırım demiştin. Buyur. Evet. Daha önce de böyle bir barış önerisiyle gitmiştik. O zaman da şart koşmuşlardı. Masaya kendilerinden birini koymak istiyorlar. Sen varsın ya, neyine yetmiyor onların? İlyas. Ben bu masada kendimi ve ailemi temsil ediyorum. Başka hiç kimseyi değil.
Zaten bu tartışmaları bitirmenin tek yolu da bu. Kim oturacakmış? Tanıyor muyuz o arkadaşı Feyyaz? Hayır, tanımıyorsunuz. Ama kendisi Dahlan'ın çok yakını. Yani iletişim kurduğum kişiyi önereceklerdir. Tabii siz de kabul ederseniz. Samuel mi? Evet Rafiyeciğim, Samuel. Olmadı o kasapları da oturtun buraya, olsun bitsin. Ne de olsa o bahsini ettiğin herif bunların başı değil mi? Beyler! Bu herifler yüzünden Hurşit öldü, öldü. Fahri abi hala ölümle pençeleşiyor orada. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Feyyaz. Ya bu İlyas ne diyor? Doğru mu bunlar? Samuel'in kasaplarla hiçbir bağlantısı yok. Ama neticede hepsi Dahlan'a bağlı. Arkadaşlar, bu savaşı bitirmek için yanımıza birilerini almamız lazım. Ben peşin peşin söyleyeyim. Eğer o adam gelir de bu masaya oturursa ben onu öldürürüm. Samuel de bunu tahmin ettiği için işte tam da bu sebepten dolayı bu binanın güvenliğini bizzat kendi almak istedi. Allah Allah. Bizim güvenliğimizden ona neymiş? Adam kendi güvenliğinin peşinde. Anlamıyor musun Beysel? Öyle mi? O zaman taksın altıpatlarını gelsin kardeşim. Ya beyler bir dakika şimdi, bir durun bakalım. Böyle herkes beline davancasını koyup gelecekse biz neyin barışını yaparız? Bizim güvenlik gibi bir kaygımız da yok, korkumuz da. Kendi güvenliği için tedbir alacaksa alsın. Ama bizim rutin güvenliğimize müdahale edemezler. Bunu bu şekilde bilsinler Feyyaz. Tamam da Haşmetciğim. İlyas'ın tavrı ortada. Bu tavırla biz hiçbir şekilde yol alamayız. Ya senin de tavrının da yolunun da. Haşmet. Bence bugünlük yeter. Tamam mı? Buraya barış yapmaya geldik, sabrı sınamaya değil. Adamların şartlarını kabul ediyoruz. Buraya savaşmamak için, barış için geldik. Toplantının saatini ve tarihini konuşuruz. Amca, yol boyunca tek kelime söylemedin. Biraz konuşalım mı? Şimdi olmaz yeğenim. İhanet etti değil mi hepsi? Böyle. Biliyordum. Gözümün içine bakarak yalan söyledi bana. Kimden bahsediyorsun sen? Bunların hepsi Tufan'ın mekanında buluşmuşlar.
O kadar gittim dedim ki, Tufan amca, eğer babama ihanet edecek olursan... Ha, o da ederim mi dedi? Ya sen böyle bir şey niye söylemiyorsun bize? Ya ne bileyim kuzen. Ben oradan çıkıp yanınıza geldim konuşmaya. Telefon geldi, toplantı var diye. Babam da çıktı gitti. Kuzen, ben gitmeyelim diye ondan söyledim. Neyse. Bunu şimdilik dillendirmeyelim Hızır Ali. Neticede Ömür bizim yengemiz. Ve iki abisi de ihanet etti. Başını öne eğecek bir durum yaşanmasın evde. Kuzen sen git onu İlyas amcamı söyle. Vallahi kusura bakmayın, ayrıca sizden sonra olmasa da hala nasıl oturuyor ben anlamıyorum ya. Onlar istediği için değil. Kendi istediği için hiç değil. Kuzen bir kere hayır diyecek babama, bir kere. Emine abla. Geldiler mi? Hızır abiyle Alparslan geldi. Sonuç? Hızır abi öfkeyle odasına çıktı. Hızır Ali ile Alparslan da bahçede hararetler aretti, konuşuyorlar. Belli ki iyi şeyler olmamış abla. Allah'ın cezaları. Yaptılar yapacaklarını demek ki. Ben durumu iyice bir öğrenince sana da haber ederim. Abla. Ben İlyas'a ne diyeyim? Hiçbir şey söylemeyeceksin ama ne söyleyebilirsin ki? Neticede bunların ne yapacağını biliyordum. Yalan mı söyleyeyim? Bak Ömür, gözünü seveyim. Sakın doğrusunu söylemeye kalkma. Sen bugün İlyas'ın gözüne bir görünme. Odandan çıkma, hastayım de ne bileyim bir şeyler de işte. Peki abla. Ne oluyor Ömür? Bilmiyorum ki. Ben de Emine ablayı aradım. Masa toplantısı varmış. Herhalde kötü geçti. Ya sen ne bakıyorsun onlara? Hangi toplantılar iyi geçmiş ki? Bunların bir huyu vardır. Ciddi bir şey konuştular mı? Suratları beş karış asılır. İnşallah dediğin gibidir Hatice abla. Acaba sen Hızır abinin bir ağzını mı arasan? Yok yok, böyle durumlarda Hızır'ın yanına hiç yaklaşılmaz. O şimdi kesin masada birini kendine düşman etmiştir. İnşallah sevdiğimiz biri olmasın da... gerisinin bir önemi yok. İlyas Feyz, Hakan her ne kadar kem kıymetliyse de belli ki bu iş konuşulmuş, planlanmış. Yani herkesin haber olan bir işmiş. Yahu ne demek, ne demek? Bana haber vermemek ne demek Tekin? Hızır Ali'yi de alıp Tufan'ın yanına gitmek ne demek? Valla vurma diye gittik reisim. Ulan vursaydın o zaman. Valla Tufan yemin etti reis. Ben ihanet etmedim, etmeyeceğim diye. Ben Hızır Ali'ye yine dedim. Hazır gelmişken dedim bunun kafasına sıkalım bir tane ama... Hızır Ali babamın haberi olmadan yapamayız dedi. Babasından izinsiz gidip de Tufan'ın karşısına dikilirse zaten yapamaz. Sen o eve niye geliyorsun, niye? Bana haber vermeye geliyorsun. Sen o eve Adnan'la Mine'yle muhabbet etmeye mi geliyorsun? Vallahi ne desen haklısın reis. Maaşta karşındayız. Vallahi kimi diyorsan gidelim tek tek indirelim.
İndir. İndir. Beni indir. Çünkü ben o şerefsizlerle dolu masada abimin halt etmesi yüzünden hala oturuyorum ya. Sen beni indir, beni. Halbuki kalksaydım şimdi hepsini tek tek indirmeye gidiyordum. Reisim, indirelim de bahsettiğin adamlar Tipi abi, Haşmet abi, Behzat reis. Ya ne abisi ne reisi, Zafer delirtme adamı. Daha demin ölen Hurşit abinin katillerini masaya oturtmayı onayladılar. Sen neden bahsediyorsun? Behzat reis geliyor. Hala reis diyor ya. Merhaba İlyas. Hayırdır birader? Bir konuşalım istedim. Konuşalım. Neyi konuşacaksın? İhanetini mi? Bizi satmanı mı? İlyas. Bak ayıp oluyor. Bir dinle ya. Dinlerdim Behzat. Abim senin abini devirmeye plan yapıyor. Ben de mecbur kalırım. El kaldırırım. Abimi ezemem. Ama sen benim arkadaşımsın, sen benim dostumsun, kankamsın. Seni satmak istemediğim için gelip bunları sana söylüyorum deseydin dinlerdim. La söylemeye çalıştım. Geldim içeride kıvrandım durdum. Abim bırakmadı ki. Özel konuşalım, ailecek konuşalım dedim. Bunların yanında konuş, biz aileyiz. Varsa diyeceğin de dedi. Ben nasıl diyeyim abin arkandan iş çeviriyor diye. Sonra bu kadar insanın yüzüne nasıl bakacağım İlyas? Şimdi rahat rahat bakarsın artık. Bak bak. Bir bak. Ne görüyorsun? İhanet etmemiş. Daha geçen gün şuradan Hurşit abiyle Fahri'yi kanlar içinde kucaklamış, tertemiz yürekli güzel insanlar görüyorsun. Ne görüyorsun? Şimdi Behzat reis. Ya en azından Hakan'ı göndereydin bize. Biz lisan-ı münasiple İlyas reisi anlatırdık. O da gider. Haşmet abi ikna ederdi. Ya bacım ikna edememiş bacım. Abimin bu hayatta tek değer verdiği şey, o bile ikna edememiş. İlyas nasıl ikna edecek kardeşim? Bacım derken? Vallahi aynen öyle. Ömür abla resti çekmiş dayıya. Bir daha yüzüne bakmam demiş. Dayı da bakma zaten. Sen artık Çakır Beylis. Git o evde otur demiş. Doğru. O artık Çakır Beyli. Sen façalısın. Herkes yerini bilecek. O yerini bilmeyip abisiyle konuşmaya giden karımla da ayrıca konuşacağım. Ya İlyas bak, ben sana buraya geldim ki dostluğumuz bozulmasın, iş güç aramıza girmesin. Ticarettir yani, senin için benim için ne önemi var? Gerekirse vururuz birilerini, mapusa girer kardeş kardeş yatarız. İyi, sen git o zaman abinle Tipi'yi hallet. Ben de gideyim tufanla Rafet'i indireyim. Biz de bir yerde buluşuruz, gider sonra teslim oluruz. Artık Feyyaz da kendi başına yönetir masayı. İlyas, burada abimden bahsediyoruz, abimden. Tufan'la Rafet'te ne var? Onları Hakan bile vur. Ya ben git abine sık diyebiliyor muyum İlyas? Seni bizlerle masada o oturttu. Benim abimden ne farkı var? İyi o zaman. Sen git benim abime sık, ben de senin abine sıkayım. Bu mu yani? Ya reisler.
Biraz yavaş mı gitsek? Neyse. Sen hele bir konuş Hızır abiyle. Emrindeyiz yani. Sana kalk git o masadan diyorsa ben de kalkarım. Bu böyle bilinsin. Kim tarafından bilinsin mesela? Abin tarafından da böyle bilinsin mi? Bilinsin, bilinsin. Kim ne biliyorsa biz, safımız belli, tarafımız belli. Safız biz, saf. Biz her taraftan safız. Ulan ne demek tarafını seç? Size ben doğrudan tarafım demedim mi? Abla kendine gel. Bir tarafta kocan, bir tarafta kardeşin. Diğer taraftaki Hızır. O diğer taraf dediğin doğru olan taraf tipi. Emine, senin bilmediğin başka dengeler var. Ne dengesinden bahsediyorsun Haşmet? O Hızır bana bundan daha çok kardeşlik yapmış bir insan. Hadi beni geç. Sen bacına emanet etmişsin. O eve gelin vermişsin. Aklın başında mı senin? Ben Haşmet'i tanıdım tanıyalı. Hiç bu kadar aklı başında görmedim. Sende olmayanı onda görmüşsün belli ki. Emine. Uzatma. Ben buraya işimle ilgili konuşmaya gelmedim. Ne işinden bahsediyorsun Haşmet? Biz onlarla bir aileyiz. Sen aileni böyle zor gününde yarı yolda bırakıyorsan... biz seninle nasıl bir aile olacağız? O ne demek? Az sonra ne demek olduğunu görürsünüz. Haşmet. Tabanca yok değil mi içeride? Bu çeker bizi vurur bak. Ben söyleyeyim. Senin çelik yeleğin var ya. Benim önüme geçersin işte. Ablamdan bahsediyoruz Haşmet. Direkt kafaya çakar o. Bakayım şuna. Bir bak şuna. Allah'ın cezaları. Zannediyorlar ki. Otur otur kalk kalk. Karşılarında köleleri var. Ne oluyor Emine? Ben kardeşimin evine gidiyorum. Buradaki sana mübarek olsun. Saçmalama. Geç içeri otur konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı Haşmet. Ya bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmez. O kapıdakilerin halini görmen lazımdı baba. Aslında Hızır'la Alparslan çıkana kadar ben bayağı tedirgindim. Hatta çıktıklarında kapıdakilere girin herkesi sıkın diyecekler zannettim. Ben bu riski göze aldım Ahmet. Ama gördüğün gibi değdi. Bütün herkes Hızır'ı öyle bir ezdi ki sonunda kaçıp gitmek zorunda kaldı.
Hatta biraz daha zorlayabilseydim İlyas'ı da o masadan kaldırtırdım ama. İlyas o masada oturduğu sürece Hızır o masada oturuyor demektir Feyyaz. İşte tam da bu nedenle sen de benimle birlikte o masada oturacaksın Sami'cim. Bugün Hızır'la Alparslan'ın masadan ayrılmasına her ne kadar ses çıkarmamış olsalar da İlyas'a dair bir hamle yapmamıza bence artık müsaade etmeyeceklerdir. Benim planım İlyas'a dair bir hamle yapmak değil Ahmet'im. Ne istiyorsun Feyyaz? Bak. Seni onlara tanıtma bahanesiyle yarın akşam bir toplantı ayarlayacağım. Sen de gelip işte vaatlerde falan bulunacaksın. Ta ki Hiram'la Muzi, Alparslan'la Hızır'ın işini bitirinceye dek. Zaten binanın güvenliği sende olacak. Hiram'la Muzi, Hızır'la Alparslan'ın ölümünü Ahmet'e bildirdikleri anda Ahmet ve senin adamların içeri girecek ve masada kim varsa hepsini öldürecek. Hızır'la Alparslan'ın işini nerede, nasıl bitirecekler? O bir süre evinden çıkmaz. Senin de dediğin gibi. Hızır utancından bir süre evinden çıkmaz. Ama senin adamların o eve girebilir. Baba, o ev kale gibi. Orduyla bile giremez. Hiram'la Muzi girecek. Ahmet, ordu girmeyecek. Evin planlarını isteyeyim. Yarın buluşup bunu yeniden konuşalım. Baba, masa diye bir şey kalmıyor, farkındasın değil mi? Ahmet, her masa satranç masasıdır. Şah mat olunca gerisinin hiçbir önemi yoktur. Ne demek, ne demek Ömür? Ben senin kocanım ya, sen benim karımsın. Benden bir şeyler saklamak ne demek? Amacım senden bir şey saklamak değildi İlyas. Birileri gizli kapaklı iş çeviriyor diye duydum. Gittim kendimce müdahale ettim. Neye göre müdahale ettin Ömür? Sonuçtan haberin var mı? Benim abimle yeğenim masadan atıldı, atıldı. Ben de esir gibi masada tutuluyorum. Biliyor musun? Özür dilerim. Gelip sana söylemek isterdim. Ama olaya bir de benim tarafımdan bakar mısın? Abilerim. Kocam ve ailesine karşı işbirliği yapıyor. İnsan böyle bir durumda ne yapabilir? Seçim yapabilir mesela. Seçimini yaparsın. Kocanın yanında mı olacaksın? Abinin yanında mı olacaksın? Ben neredeyim İlyas? Ben sana ne taraftasın diye sormuyorum. Ömür, ben senin nerede olduğunu görüyorum, merak etme. Sadece diyorum ki, bana söyleseydin bu durumda olmazdık. Ben devreye girerdim, anladın? Bunu söylemeyeyim dedim ama. Bu durumu ben biliyorum. Emine abla biliyor. Siz ne? Siz niye hala o masada oturuyorsunuz diye mi soruyorsun bana? Haklısın Ömür. Abi zannettiğimiz, kardeş zannettiğimiz herkes bizim arkamızdan iş çevirmiş. Bir biz bilememişiz. Abla. Vurdum kapıya çıktım.
Hoş geldin abla. Evine, kardeşlerinin yanına hoş geldin. Hoş bulduk. En azından bu dünyada bir yerde hoş bulduk. Ben seni odana götüreyim abla. Emiye abla mıydı o gene? Evet. Otur. Kötü bir şey mi oldu amca? Kötü bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Alparslan, hı? İnsanlar böyle durumlarda seçimlerini yapar. Emine abla da seçimini yapmış. Kardeşini, kocasını bırakmış, terk etmiş, buraya gelmiş. Daha ne olacak? Bir şey soracağım size. Sor amca. Yukarıdakinin bu olacaklardan haberi var mıydı? Babamı mı kastediyorsun amca? E tabii ki onu kastediyorum. Nereden haberi olacak? Ne bileyim nereden haberi olacak. Onun her zaman bir planı vardır. Bir bildiği vardır. Bir beklediği vardır. Ya tipi diyoruz, Haşmet diyoruz, Behzat diyoruz. Bunlarla ilgili böyle bir şeyi nasıl bekleyebilir ki? Herkesten her şey beklenir Alparslan. Biz de artık bunu bir zahmet öğrenmeliyiz. Bizim dostumuz yok. Olmayacak da. Dedim bir şey. Hiç mi bir şey demedim? Konu hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Sizinle konuşmak istememiştir belki. Ben gitsem konuşur mu acaba? Neyi konuşacaksın? Neyi konuşacağım? O masada benim yerime sen olsaydın neyi konuşurdun? Onu mu vurayım, bunu mu vurayım, kimi vurayım, nasıl vurayım? Değil mi? Bunları konuşacağım tabii. Neyi konuşacağım başka? Bence biraz bekle amca. Ben... İlla ki bir şey diyecektir. Tamam. Ne zaman çıkar odasından? Halama sahuru hazırlayınca haber verin demiş. Beni de uyandırsınlar. Hakan, oradan kahveyi ver. Abi Allah'ın işine karışmak gibi olmasın da sizin tuttuğunuz oruç kabul mabul olmaz yani. Boşuna açık almayın diye diyorum. Niyeymiş o Behzat Bey? Az önce en iyi dostunuzu çiğ çiğ yediniz ya, affedersin. Behzat, biz dostumuzu kimseye yedirmedik. Bizim zaten tek amacımız buydu.
Vallahi keşke bıraksaydınız da it köpek yeseydi Hızır abi yani. Dostsunuz diye söylüyorum abi. Behzat, bak yorma beni. Zaten çok yorgunum. Harbiden yorma beni. Abi benimle ne alakası var? Seni Emine abla yormuş belli ki. Helal olsun kadına. Biz onun kadar delikanlı olamadık. Ol lan ol. Sen de delikanlı ol, çık git. Şu kapıya gidene kadar Behzat diye seslenme, kalırsam namerdim. Behzat! Otur şuraya, canım sıkma benim ya. Birazdan yemek yiyeceğiz. Niye elma yiyorsun? Yemek memek geleceği yok Tipi abi. Hakan'la çok bir şey beklemek. İki yumurta, iki zeyt. Ablam dolaba bir şeyler bırakmamış mı gitmeden? Dolaptaki her şeyi köpeklere vermiş abi. Köpeklere vermiş. Hayvansever ablam benim. Benim ablam çok hayvansever Haşmet. Bizden daha çok sevdiği kesin. Abi şimdi bu Tipi abi ablasını kaybetti ya. Sen de hem karını hem bacını kaybettin. Beni de kaybetmek üzeresin. Yani demem o ki, ölseydik zaten anca bu kadar insan ölecekti. Öyle değil mi? Siz bu barışın doğru bir karar olduğundan emin misiniz? Haşmet. Yemiyorsan yumurtanın öbür tekini bana ver. Yiyorum. Ben seni anlıyorum Emine abla, anlıyorum da. Sonuçta kocandır, kardeşindir. Hayır. Benim yüzümden yuvanız dağılsın istemem. O ne biçim laf Hazır? Sana vefasızlık eden bana mı yar olacak? Doğru söylüyor valla. Hayır, o tipinin aklı zaten kendine yar değil de. Ama ben esas o Haşmet'le Behzat'a çok yıkıldım İlyas. Ömür kusura bakma. Sen belli ki onlardan değilsin. O yüzden rahat konuşuyorum. Az bile söyledin Hatice abla. Behzat'ın günahı diğerleri kadar değil aslında. Yani o da neticede abisinin baskısıyla bir şeylere ediyor. Mağdur yani bir şekilde. Abi, benim üzüldüğüm biz bunların aralarında böyle ittifak ettiklerini nasıl daha önce öğrenemedik? Daha önce insanlar bize bunu söylemeye çalıştı. Ama biz tabii Fahri abinin derdini, Hurşit abinin derdini maalesef onları göremedik, duyamadık. Hatta Tekin'le Hızır Ali bile dün gece duymuşlar. Tekin o yüzden mi geldi Hızır Ali? Keşke benim de haberim olsaydı. Adnan. Güzel, benden farklı olarak ne yapacaktın ki? Ben gittim Tufan'ın karşısına dikildim. Vurmak için dikildim. Adam ben senin babanı ihanet etmem diye ölmüş oğlun üzerine yemin etti. Ne yapacaktın, vuracak mıydı yine de? Hızır diyorum ki, acaba biz de hep beraber toplansak, memlekete mi gitsek? Hazır senin işin gücün de yok. Kocanı mı özledin Hatice? Kocamı niye özleyeyim canım? Zaten her gün görüntülü arıyor, 3 saat konuşacak bir şey bulamıyorum. İyi işte, ne güzel bak. Benim işsizliğimi, güçsüzlüğümü, olanları molanları falan anlatırsın ha Hatice? Abi iş güç demişken, sen şimdi bir iki güne sıkılırsın. Acaba biz gene, biz bize bir şeyler mi yapsak? Ne gibi İlyas?
Yani ne bileyim, otel motel işleri gibi yani. Daha önce seni oyalayan şeyler. Ben kendime oyalanacak bir şeyler bulurum. Sen kendine bak İlyas. Nasıl oyalayayım? Kimle oyalanayım? Bana bir tane isim ver. Direkt ben gideyim onunla oyalanmaya başlayayım. O mağdur dediğin Behzat'la oyalanabilirsin mesela İlyas, ha? Abi çocuğa dedim ki git abine sık. Hızır abi tamam derse sıkarım diyor. Yani sıkarım derken tamamen mecazen. Ömür. Benim abim burada İlyas. Hızır abi ne derse olur. Ömürcüğüm daha önce konuşmuştuk. Onlar senin kardeşlerin ama ben senin babanım. Hiç kimsenin benim yüzümden darılmasını, küsmesini, ayrılmasını falan istemem. Ben bugüne kadar bütün sevdiklerini bir araya getirmek, hepsini bir arada tutmak için mücadele vermiş bir adamım. Hiç kimse benim mücadelemi boşa çıkaramaz. Müsaitiz biz Feyyaz. Şimdi Behzat herkese haber verir, akşam toplanırız. Hayırdır abi? Kime neyin haberini veriyormuş? Feyyaz her şey yolunda diyor. O aracı olan arkadaşını da akşam masaya davet etmiş. Toplanalım, bu konuyu bitirelim diyor. Bitirelim Ahmet, bitirelim. Bitirelim derken Tifa abi, indireceğiz mi biz bu adamları? Ya Behzat, indirmeye bindirmeye bir bırak artık, şu kafandan at ya. Ya ben ne diyorsam onu yapacaksın, çok basit. Pardon da ne yapayım abi? İlyas koş koş, Hurşit'i öldürten adam masaya oturuyormuş. Akşam muhakkak çık gel, belini sık mı diyeyim, ne yapayım? Ya illa bir şeyi sıkmak zorunda mısınız Behzat? Abi, gelmez, gelmez. İlyas gelmez. Hadi ben abimin zoruyla geliyorum çünkü o masada oturuyor. Ama İlyas gelmez. Neredeyse İlyas'ı bulup getiririm. İyi abi, sen haber ver o zaman. Behzat. Abi. Bugün masada fevri bir harekette bulunursanız... masadaki herkesin hayatını tehlikeye atmış olursunuz. Masanın güvenliği bugünlük de olsa bizde değil. Bilmem anlatabildim mi? Tipi abi. Sen anlatırsın bunları İlyas'a. Rahat olun. İlyas'ın belindeki kemeri bile alacağım. Behzat. Ne olmuş Behzat'a? Seni arıyor İlyas. Ha sen ha ben hayatım, fark eder mi? Bak işte. Efendim Behzat. Yanlışlıkla seni mi aradım Ömür? Yok, bu İlyas'ın telefonu. Sen o zaman yanlışlıkla İlyas'ın telefonuna mı cevap verdin Ömür? Bir yanlışlık yok Behzat. Kocam yanımda. İsmini görünce ben bakayım dedim. Ya kocan yanında madem, o niye bakmıyor? Söyle Behzat, dinliyorum. Hayırdır, elim mi dolu kanka, niye cevap vermiyor? Elim dolu. Karımın elini tutuyorum Behzat, söyle.
Neyse ne İlyas, boş boş konuşuyorsunuz işte yine karı koca. İyi sen dolu konuş, biz karı koca seni dinleriz. Bu akşam toplantı varmış. İyi toplanın, bana ne? Abim dedi ki, İlyas da olsun bu mevzular tamamen kapansın. İşim var işim. Söylersin abine, ben müsait değilim. Söyledim İlyas, söyledim. Gelmeyeceğini de söyledim. Ama bence bu mevzuyu daha fazla uzatma. Gel ne diyeceksen de, sonra birlikte tavır alalım, çıkalım yolumuza gidelim. Sizin yolunuz neresiymiş Behzat? İlyas, o telefonla niye megafonla konuşuyorsun hala? Bir özel konuşamayacak mıyız seninle kardeşim? Ben de senin kardeşinim Behzat. Sizin ne özeliniz olacakmış? Ya hele Ömür, çık bir aradan. Tamam Behzat, tamam. Benim birkaç tane işim var, uğramam gereken yerler var. Ben eğer gelecek olursam seni ararım, sen de abine söylersin. Ne işin var? Daha demine kadar hiçbir işin yoktu. Ya yok hayatım. Şimdi ben bunlara gelirim derim. Bunlar gelip beni buradan almaya kalkarlar. Olmaz yani. Ben şu kapıdan bir çıkayım. Gideyim hastaneye uğrayayım. Fahri abiyi bir göreyim. Oradan da fidanlığa giderim. Bunları ekerim. İlyas. Ha hayatım. Belki çok zor bir şey isteyeceğim ama abimin tersi çok terstir. Haşmet abimle kötü olmanızı istemem. Yani ben hiçbir abinle kötü olmak istemem. Kendi abim de dahil. Uyanmış mı o? Uyanmış, uyanmış. Bir yanına vurayım. Belki fikri mikri değişmiştir. Tamam hayatım. Onlar ne Kazım? Hızır reisit etmiş reisim, ayı kapanı. Ayı kapanı derken? Ne bileyim işte, reis emretmiş, ben de götürüyorum. Tövbe tövbe, beni de götür. Gel reisim. Abi hayırdır? Hiç. Emeklilik işte. Bağ bahçe işleri İlyas. Ben sana dedim ki sıkılırsın. Acaba dedim hani otel motel işleri sana iyi gelir mi? Sen daha ilk günden ayı avlayacaksın. Ne bileyim gideceksin. Orman keseceksin abi. İftira atma lan. Ne avlanmayı severim ne de ağaç keserim. Mevsimi geçmeden birkaç ağaç var. Gözüme batıyor, onları budayacağım. Bugüne kadar da birileri buduyordu ya baba. Budarlar işte yine. Sen niye heveslendin? Ne yapayım oğlum, eve gidip yemek mi yapayım? Bir şeylerle uğraşacağım işte de. Amca bu kapanlar tehlikeli değil mi? Ya birisi bassa bacağını koparır. Vallahi koparır reis. He koparır. O zaman herkes önüne bakarak yürüsün. Abi bari nereye koyduğunu söyle de ev ailesine uyaralım. Olur, söylerim. Hayırdır, senin işin yok galiba beni böyle sorguya çektiğine göre, ha? Toplantıya çağırıyorlar. Ben de fikrini sorup ona göre hareket edeyim dedim. Ne demek fikrini sorayım? Toplantı varsa gideceksin işte.
Ben öyle düşünmüyorum abi. Amcana ne düşündüğünü sordun mu lan ben şimdi? Toplantı varsa gideceksin. Gideceksin ki orada ne olup bittiğini söyleyeceksin. Biz de ona göre müdahale edeceğiz. Ne olup bittiği çok açık abi. Herkes ihanet içinde. Biz de o yüzden gereken müdahaleyi yapamıyoruz. Gerektiğinde ben sana söylerim. Hızır Ali, hadi sen de. Ben de ne? Sen de amcanın vekili olarak git. Ya abi oranın güvenliği daha bize değil. Bu çocuk gelip ne yapacak? Gelsin, gelsin. Hatta öbürleri de gelsin. Ki öyle yalnızız, tek başına iz olmasın. İyi tamam. Ben bir fidan daha gideyim o zaman. Duruma göre sana haber vereyim. Kazım, sen de kapanları Alp Aslan'a ver, işine bak. Emredersin reis. Amca neler olduğunu söyleyecek misin? Yok, senin onlardan ne farkın var? Niye söylüyorum? Ya bir şeyler yapıyorsun ve bundan hiçbirimizin haberi yok. Böyle vır vır konuşacaksan sen kapıya git. Kazım gelsin lan benimle. Tamam amca, tamam. Her ne kadar binanın güvenliği bizde olsa da tedbiren birilerini getirecektir İlyas. Gözdağı için. Hiçbir önemi yok. Biz içeri girenlerin silahı olmadığına emin olduktan sonra dışarıdakilerin bir önemi yok. Bakın siz ikiniz. Eğer Hızır'la Alparslan'ın işini bitiremezseniz benim masada elim kolum bağlanır. Beyler, böyle bir fırsat bir daha elimize geçmez. Hızır'ın evinin planları Hiram'la Muzi'nin elinde. Kameraların yerlerinden dedektörlerin hareketlerine kadar neyin nerede olduğunu ezbere biliyorlar. Evde Hızır ve Alparslan'ı ararken illaki aile fertlerini rastlayabiliriz. Kadınları diyor yani. Yani gerekmedikçe Hızır ve Alparslan'ın haricinde kimse ölsün istemiyorum. Ama nihayetinde o evde ya Çakırbeyliler var ya da Faşalılar var. Kimseye alınacak bir intikam bırakmamak da iyi bir şeydir, değil mi? Siz Hızır'ın işini bitirince bana haber veriyorsunuz. Biz binadaki toplantı odasına giriyoruz. Babamla Sami dışında herkesi öldürüyoruz. Diğer ekip de kapının önünü temizliyor. Doğru mu? Aynen. Baba, enselerine silah dayanınca her şeyimi veririm. Yeter ki öldürme diyenler çıkacaktır içlerinden. Öldürmeden önce bir şans vermek ister misin? Yalvarmalarına izin veririm. Evet. Ama kararım değişir mi? Pek sanmıyorum. İnsan kimsesiz olmak istiyor. O ne demek İlyas Reis? Ya kimsesiz olursan gidersin oturursun o masaya. Böyle tek tek hepsine bakarsın.
İlk önce vırvırlarını dinlersin. Sonra çekersin, tek 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 çakarsın hepsine. İçeriye silah mülak girmeyecekti Hızırlar Reis. Bıçak da mı yok? Hadi diyelim o da yok. Ellerim var ellerin. Vura vura, yıka yıka. İllaki bir şey yaparım yani. Şimdi amca, bir şeyler yaparım dediğin insanların ikisi Ömür yengemin abileri. Diğeri de Emine ablanın kardeşi. Ha diyorsan ki eğer ben Rafet'le Tufan'a bir şeyler yaparım o da beni keser. Bir şey diyemem. Kimsesiz olsam dedim zaten Hızır Ali. Onların benim kimim olduğunu biliyorum. Çıkışta falan Samuel'i Feyyaz'ı takip edip tuzak kursak nasıl olur? Mikail kardeş. Masada otururken masada oturanlara dair bir hamlede bulunursan ihanetle yargılanırsın. Yanlış mıyım reis? Bence yanlışsın. Nasıl yani? O masadakilerin hepsi bize ihanet etti. Ama hiçbiri yargılanmadı gördüğünüz gibi. Ya o bu değil de reis. Bu Haşmet abinin Hızır Reis'ten sonra liderliğe geçmesi bana da pis koydu. Ya ne bileyim Feyyaz olsundu, Tufan olsundu. Ya en azından biz de diyeydik ki bunlar bizim düşmanımız. Ne diyeyim Tekin? Demek ki herkesin beklediği bir gün varmış. Artık lider olunca ne oluyorsa. Hızır abi nasıl? Çok kızgın mı? Nasıl olsun işte almış eline bir tane testere. Milleti kesmemek için ağaçları buluyor. Amca onu söyledi. Bu araba gidilmez. Amca. Herkese merhaba. İlyas. Behzat söylemiştir. Bu akşam toplantımız var. Söyledi evet. Ama ben çok yoğunum, gelemeyeceğim akşam. Yoğunluğunu başka bir akşama ertele. İlyas. Bu akşam önemli bir akşam. Neye göre önemliymiş? Belli ki sen Hızır'ın gidişine değil, benim lider olmayışıma bozuksun. Yani demem o ki İlyas, sen isimlere takılma. Ben abini devirmiş adamım. İlk hatasında Haşmet'i de al aşağı ederiz. Merak etme. Hadi gidelim. Gidelim öyle mi? Evet İlyas. Olur gidelim. Ama şunu bil ki, ben oraya geldiğimde sen dahil herkese ağzıma geleni söylerim, hakaret ederim. Öyle tabancayı belimden alacaksınız diye de kimse can güvenliği var zannetmesin. Fırsatını bulduğum anda artık kim önüme gelirse boğar mıyım? Keser miyim? Artık o an ne yapabiliyorsam. Anlaştık mı? Gene de geleyim mi? Gel İlyas gel. Ne söyleyeceksen söyle. Ne diyeceksen herkesin yüzüne de. Dostluk da açık olsun.
düşmanlıkta. İyi, benden günah gitti. Amca. Hı. Buraya kadar kimin nasıl geleceğini varsayıyorsun. Öğrenebilir miyim? Geldiklerinde görürsün yeğenim. Hayır. Madem birilerini bekliyoruz, dışarıda niye önlem almıyoruz? Dışarıda önlem alırsak kaçırma ihtimalimiz var. Şimdi bunları yaban domuz gibi düşün. Boyunlarını sağa sola çeviremezler. Tek bir hedefleri var. Senle ben. Başka bir yere gitmeyecekler. Direkt buraya girecekler. Kasaplar mı? Peki bu domuzların buradan gireceklerini nereden biliyoruz? Ya dışarıdan gelip Kazım'a sıkarlarsa, çocuklara sıkarlarsa, öyle girerlerse? O bizim tarzımız. Onların tarzı değil. Ya biz masadan barış sağlansın diye kalkmadık mı? Kimse kimseye artık bir şey yapmayacaktı. Ne diye saldırsınlar bize? Barış, savaş çıkaranların ne kadar kazandık diye hesap ettikleri süreye denir. Yeğenim. Süre de bu akşam doluyor. İlyas amcamı gönderdim masaya. Senle beni öldürmeden İlyas'ı öldürmezler. Ve senle ben öldükten sonra da zaten İlyas kendini öldürtür. Gel kızım. Evet. Masanın lideri artık sensin. De. Tabii bizim de Ünal Bey'den bazı alışkanlıklarımız var. Masanın lideri en son gelir. Masanın lideri en son çıkar gibi. Şimdi ben buraya gelirken gördüm. Feyyaz adamlarını yerleştirmiş kapıya. Kendisi ortada yok. Ne demek oluyor şimdi bu? Gerçek lider benim mi demek istiyor? Anlamadım. Adam güvenliğinin peşinde İlyas.
Demek ki herkes geldi, arandı. Bir sorun yok denecek. Ondan sonra da Samuel'ini alıp gelecek. Ha bunlar bu meyve bıçaklarını da toplamışlar. Hayırdır abi? Sen zaten ısırarak yemiyor musun? Behzat, ne yapacaksın bıçağı? Hayır, yani bu kadar korkak bir adamın masamızda ne işi var diye soruyor aslında Behzat. İlyas, Behzat. Bak ha, bu toplantı bitene kadar bu işi tırmandırmayın. Gözünüzü seveyim. Yani bir toplantıda bir yere gelelim, ondan sonrasına sonra bakarız. Oldu mu? İlyas, seni çok iyi anlıyorum. Abin yok, gerginsin. Bu abin olmadan katıldığın zor bir toplantı. Ama sinirlerine hakim olamadığın zaman bana bak. Ben de senin bir abinim. Benim bu masada abim mabim yok. Kimse kusura bakmayacak. Kusura bakmayın beyler. Misafirimizi bizzat ben kendim otelden almak zorunda kaldığım için biraz geciktik. Samuel, seni kıymetli ortaklarımıza takdim ediyorum. Herkese merhaba. Hepinizi gıyabınızda tanıyorum. Biz sizi tanımıyoruz ama. Hiçbir şekilde tanımıyoruz. Kimsin, kim? Samicim, ben senin hakkında gerekli bilgileri arkadaşlara verdim. Ama bunlar genel bilgilerdi. Onun için sen özel olarak kendini tanıt istersen. İstiklal Marşı okumayacaksın. Oturup da konuşabilirsin. Tabii tabii Samicim. Bizim öyle kurallarımız yok. Ben size olan saygımdan ayağa kalkmıştım ama madem rahat ol diyorsunuz. Ya rahat ol da rahat ol. Biz bizeyiz bak. Ayrıca ortağız da. Ben bu masaya ticareti çok daha fazla büyütmek, Körfez bölgelerine yüklü miktarda silah satışlarını yapmakla sorumlu olarak oturdum. Bizzat Dahlan tarafından her türlü yetkiye sahibim. Yani ha sen ha Dahlan diyorsun, öyle mi Samuel? Aynen. Çok güzel. İyi. Sami'nin adını yıllardır duyuyorum. Gerçekten bölgedeki faaliyetlerini de biliyorum. Ama tabii biz Türkiye'de işleri biraz farklı yapıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bizim alanımızla ilgili masalar var ama Türkiye masası özel bir masa. Özgün bir bakış açımız olduğunu, olaylara farklı yaklaştığımızı, sadece silahla iştigal ettiğimizi ve silah karşılığında hiçbir şekilde uyuşturucu kabul etmediğimizi teferruatıyla biliyor Sami. Yani siz de bu şartların hepsini kabul edip öyle geldiniz buraya değil mi? Tabii ki diğer alanlarda kazanacağımız paraları 5'e 10'a katlama gibi fırsatlarımız var. Ama siz madem ilkeli ticaret yapalım diyorsunuz, o zaman
Biz bu alanı başka arkadaşlarla doldururuz. Bir dakika şimdi. Hem bu masada oturup hem de uyuşturucu ticareti mi yapacaksınız yani? Ben yapmayacağım tabii ki. O alanı Dahlan başka bir arkadaşa çoktan vermiştir zaten. Kim? Kim o arkadaş? Gelsin o da otursun. Belki Behzat'la bizi ikna eder. Tabii. Gelsinler. Şimdi biz barışı sağlamak için Feyyaz Bey'le sözlü bir anlaşma yaptık. Şartlarınız bize ağır gelse de sırf bundan sonra kan dökülmesin diye evet dedik. Madem temsil ettiğiniz bir güç var, sözünüz de onun sözü. Buyurun, o zaman bize ne vaat ediyorsunuz? Anlatın. Haber geldiğinde ben size bilgisini vereceğim. Aşağıdakileri sessizce halledip buraya geleceksiniz. Birlikte içeri girip sıkacağız. Aşağıdaki adamlarınız son dakikaya kadar hiçbir açık vermesinler. Kimseyle göz temasına dahi girmesinler. Anlaşıldı efendim. Bunlar ne millettenmiş Hızır Ali? O kadar muhabbete girdim, cevap bile vermediler. Zafer abi, bunlar belli ki özel ekipler. Böyle seninle muhabbet edecek halleri yok. Ayıptır sorması, ne konuşacaktın Zafer abi? Ağızlarını arayayım dedim Hakan'ım. Futbol, mutbol derken bir yerden konuya girerim dedim. Gözümün içine bile bakmadılar. Faruk niye geldi? Adnan kardeşim. Neredesin abi? Bahçeye kulaç hani diyorum kardeş, bir şey mi var? Yok abi. Hızır abi bir eve gelsin dedi. Acil mi yoksa turu tamamlayıp öyle mi geleyim? Hızır abi çağırdı diyorum Kazım abi. Tamam, hemen geliyorum kardeş. Tamam. Thank you.
Ara Fahri de, ara. Tamam amca. İlyas, biraz fazla ileri gitmedim mi? Ha? Bu masanın bir lideri var. Ve herkesin eşit oy hakkı var. Sen de bunlardan birisin. Artık kendine gel. Anlamadım. Lan sen kimsin bana kendine gel diyorsun? Ben kim miyim? Kimsin? Ben. Kimsin lan? Ben senin hayatını kurtaran adamım. Ben az önce savaşı bitirip barışı getiren adamım. Buradaki herkes... Kusura bakmayın arkadaşlar. Susmayacağım, konuşacağım. Buradaki herkes kuyruğunu kıstırıp ricacı olmak için evime geldi. Eğer ben bu barışı sağladıysam, kimse kusura bakmasın, benim herkesten fazla bir söz hakkım var bu masada. Sakin ol, sakin. Kimsenin kimseden fazla bir söz hakkı yok. Barışı sen sağlamış olabilirsin ama böyle devam edersen az sonra bir savaş daha çıkaracaksın. Ya ben buraya arkadaşımı, dostumu size takdim etmeye geldim. Yani hepiniz için, hepimizin büyümesi için. Ben buraya suçlanmaya, itham edilmeye, hakaret görmeye gelmedim. Feyyaz, şimdi böyle ikide birde durup durup... yok ben bunu sağladım, şunu ettim, bunu ettim diye başımıza kakacaksan... ya da kendini buradaki herkesten daha özel kılacaksan... bu iş hiçbir yere varmaz. Ne diyorsun sen ya? Ben Dahlan'ı ikna ettim, Dahlan'ı. Eğer bu bölgede benim dediğim yoldan yürümezseniz... ki sizin başka bir yolunuz yok... bırakın bir yere varmayı... hiçbir yere varamazsınız. Ben Dahlan'ı ikna etmişim derken... bir sakinleşir misin Feyyaz'cığım? Tamam ya. Tamam, tamam. Sakinim. Kısa bir süre sinirlerime hakim olacağım. Belirli bir süre ama. Sen az önce tehdit mi ettin lan bizi? Henüz hiçbir şey etmedim Behzat. Et, et. Elinden gelen ne varsa et. Ben bu masada oldukça senin dediğin hiçbir şey olmayacak. Feyyaz. Bak göreceksin. Hızır Reis gelsin beni bu İlyas'ın elinden alsın diye yalvaracaksın. Ben mi yalvaracağım? Göreceğiz bakalım kim yalvaracak. Thank you.
aşkım. Evet, beklediğimiz haber geldi herhalde Sami'cim. Öyle görünüyor. Gel Ahmet, gel, gel. Demek ki Hızır'ın işi bitti. Şimdi beyler, yaşamak için kimler yalvarmak istiyor? Ahmet. Hakikaten ne oluyor Hızır Ali? Hızır reis göndermiş. Birini Behzat'a, birini İlyas'a verin. Gerekeni yapmak onların hakkı demiş. Ahmet, sana diyorum, ne oluyor? Ne söyleyeyim baba? Görmüyor musun, söyleyecek bir şey kalmadı. Beyler, bir sakin olalım. Her şeyi yeniden konuşabiliriz. Yatırla yerine. Daha ne konuşacağız? İki gündür bir kendimizi kandırmadığımız kaldı. Ya bir çıkın gidin daha hayatımızdan. Tamam. Derhal gidiyoruz. Otur öyle. Makarnacı, otur oraya. Feyyaz, bir türkü vardır. Alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi burada ne oldu da siz böyle hemen Feyyaz düşmanı kesildiniz? Ha? Beyler, hayırdır? Tabii tabii, Hızır Reis bize silahları yollayınca belli ki arkadaşların rengi de safı da değişti. Boş boş konuşma Behzat. Size rağmen şu noktaya geldik, şükür. Nasıl yani? Bahale anlamadınız mı? İlyas'cığım. Sen sus Feyyaz. Sıra sana daha gelmedi. Şuna bak. Korkma Feyyaz. Kan kaybından ölmezsin. Yani bu kadar çok beklemeyiz. İlyas mevzuyu anlayınca uzatmaz. Sıkar zaten. Mevzuyu siz uzatmadan anlatacak mısınız? Liderinizden dinleyelim mi mesela? Aynen. Mesela? Anlatayım da rahatlayın bari. Bu tipi yine boş boş konuşmaya başladı. Birlik olalım. Hızır'ı liderlikten edelim, devrelim deyip duruyor. Sebep? Senin çevirdiğin gizli işler. Sebep ne olacak? Haşmet,
Biz de seninle gizli bir iş çevirelim ben. Nasıl gizli bir iş? Hızır dedi ki, tipi çok büyük bir fikir bulmuş. Sağ olsun. Hangi fikri mi diyor? Diyordun ya, liderlikten edelim, Hızır'ı indirelim. Diyor ki ancak Feyyaz bu şekilde sökülür. Ah şöyle, sonunda lafıma geldi. Güzel. Haşmet, şimdi söyle bana, bu işi kimler bilecek? Sen, ben, Hızır. İlyas, Behzat, Alparslan. Kimse, bizden başka kimse bilmeyecek. Güzel, Haşmet. O zaman plan şu. Sen, Behzat'ın, ablamın yanında, Hızır'ın aleyhinde atıp tutacaksın. Ben de seni destekleyeceğim. Ya şimdi ne gerek var, Emine niye karıştırıyorsun sen ya? Herkesi göreceğiz Haşmet. Kim kimden yana göreceğiz. Ona göre herkes işin ciddiyetini anlayacak. Aksi takdirde o makarnacı bu işi çakar. Onda da sen haklısın. Sadece düşünüyorum, bu Tufan'la Rafet bu işi ciddiye alıp bizi satmasınlar. Satarlar Haşmet, satarlar. Biz de gereğini yaparız. Sen Tufan'ı halledersin, ben de Rafet'i. Ah, hayırlısı. Latifi, ne oldu, sen beni niye boğmaktan vazgeçtin? Diş ipi mi bitti lan? Ben öyle bir şey söylemedim Tufan. Haşmet yalan söylüyor. Tipi. Ya tamam. Ben bir adamı iki kere boğmam dedim. Doğru. Ama Hızır gelir nasıl olsa öldürür de dedim. Devam edebilir miyiz? Şimdi bunlar gelmeden beni aradılar. Ben de tabii hemen Hızır'ı aradım. Hızır. Efendim Tufan. Bu tipi buraya geliymiş, yanında Rafet'ten Haşmet'le beraber. Haberim var. Herkesten gizli bir şey söyleyeceğiz sana dediler. Herkesten gizli Tufan. Özellikle de benden. Ne derlerse ilk başta yok de, sonra tamam de. Ula sen gene kimi deniyorsun? Beni aradığına göre seni değil Tufan. Tamam, anladım. Beni çağırdıklarında Allah için anlamamıştım. Tufan'ın oradan çıktıktan sonra rahatsız oldum. Reis'i aradım. Reis. Söyle Rafet. Bazı rahatsız edici gelişmeler var. Kimi rahatsız edici Rafet? Yani ben rahatsız oldum Reis. Konu ne? Bu tipiyle Haşmet sana karşı bir hamle yapmayı planlıyorlar. O hamle bana karşı değil. O hamle benim hamlem. Ama sen beni aramadın. Böyle bir konuşma olmadı. Tamam Reis. Ne diyorlarsa onlarla hareket et. Şimdi bu kadar planı abim sırf benle Behzat'a mı söylemedi? Kimseye söylemedi amca. Hatta söylememesinin sebebi eve girmeye çalışan o kasapları ele geçirmek içindi. Tabii. Güya Hızır Reis'i öldürdükten sonra burada siz hepinizi infaz edeceklerdi.
Öyle değil mi lan? Ahmet. İlyas. Kalk sıkalım gidelim kanka. Öyle ya da böyle. Ben kimsenin suratını görmek istemiyorum. Çok haklısın Müsat. Çok haklısın. Lütfen. Bizi bir dinler misiniz? Haşmet. Bak şayet buna engel olursa... Bunu artık Hızır bile engel olamaz. Feyyaz. Aynen öyle. Susun da susun, tamam. Çıksınlar ondan sonra. Ellerinde silah var, görmüyor musunuz? Güçlü bir insan olmak için ne lazım Alparslan? Değişir. Değişmez. Dünyadaki her şey değişir. O değişmez. Neymiş? Güç için akıl ve cesaret gerekir. Sadece aklı olan insanlar kaybetmemek için korkak olur. Sadece cesur olan insanlar da kazanmak için, düşünmeden hareket ettikleri için kaybederler. Her ikisine sahip olansa güçlüdür. Var mı böyle tanıdığın biri? Sen varsın. Beni öv diye söylemedim lan. Bence bende ikisi de yok. Nasıl yok? Akıllı olsaydım bu işlere hiç girişmezdim. Cesur olsaydım bütün bunları bana yapmaya kalkamazlardı. Sen olabilir misin? Senin olamadığın bir şeyi ben nasıl olabilirim amca? Baban yaşasaydı cesur bir adam olurdu. Ben de akıllı bir adam olurdum. Ondan daha akıllı olurum anlamında değil. Yani bütün bu işlere kalkışmazdım. İki kardeş bir araya gelince çok güçlü olurduk. Mesela seninle İlyas gibi.
Hangimiz akıllı olup bu işleri bırakalım amca? Çocuğun olacak Alparslan. Belli ki bu yolda evli, mutlu, çocuklu diye bir şey yok. Zamanı gelmedi mi bırakıp gitmenin? Kimi bırakayım amca? Nereye gideyim? Hiç kimse bana böyle bir seçenek sunmadı Alparslan. Senin hala böyle bir seçeneğin var oğlum. Sunulsaydı da sen bu olurdun. Yani bu yolda yürümeye devam ederdin. İşte sen de bir fark koy da. Yol yakınken. Yol yakınken mi? Amca ben bu yolda doğdum. Ama bu yolda ölmek zorunda değilsin oğlum. Belli ki ben bu yolda öleceğim. Maalesef belli ki İlyas da bu yolda ölecek. Akıl korunmayı gerektirir. Cesaretinde mücadele edersen bir manası var. Ben bu duruma senin gibi bakmıyorum amca. Neticede herkes bir gün mutlaka ölecek. Ama bir şey uğruna ölmek lazım. Ben bu yolda kimleri kaybettim Alparslan. Tarifsiz acılar çektim. Babamı kaybettim. Abimi kaybettim. Kızımı... Başımız sağ olsun babam. Sağ kalacak bir başımız mı kaldı? Siz sağ olun. Siz sağ kalın. Yunus, hoş geldin. Ortaklarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Borcum vardı reis. Borcumu ödedim. Ödedin kardeşim. Ödedin. Hazırım. Kardeşim. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Reis. Tamam sen de gel Vehbi.
Hızır abi burada mı? Yok abi. O bizi gönderdi. Söyleyin. Hakkını helal etsin. Hakkımı helal et reis. Helal olan helaldir Servet. Sen bize hem babalık, hem abilik, hem reislik yaptın. Hakkını helal et. Helal olsun. Abi, ben de diyorum ki bu Nevzat Alparslan'ın kanına girmiş olmasın. Bir saattir ben ne diyorum Cevci? Farklı bir şeyi yumurtlamışın gibi. Hı? Sen birlikte mi yaptılar acaba diyorsun? Ben de Nevzat mı kandırdı acaba diyorum. Ya benim yumurtam sarı diyorsun yani. Ayşen galiba hamile. Galiba hamile ne demek? Abi bizim öyle aniden düşebiliyor ya. O yüzden. Allah bağışlasın. İnşallah erkek olur. Ama inşallah babasına benzemez. İnşallah. İnşallah Ayşen'im. Mezarlıkta ne işiniz vardı Fikret? Evlenme teklif ettim Hızır. Senin Allah belanı versin. Emine de kabul etti. Abi seviyorlar birbirlerini. Sen de biraz sevgiden anla. Boş boş konuşma İlyas. Başlarım senin aşkının ızdırabına. Mafya babalarıymış. Çocuksunuz lan siz. Mafya çocuklarısınız. Koca adam gider mezarlıkta evlenme teklif eder. Birisi ablamdır, vermem ha vermem. Eğer ameliyat masasında ölürse senin yanında öldürürüm. Racona bak. Öbürü sevgide bu da bir başlangıçtır diye ezik ezik kendi derdine yanar. Ender sana kötü bir haberim var. Mideni almışlar. Bundan sonra sadece serum. Doktorlara söyle. Benim iki ciğerimi söksünler. Midemi yerine koysunlar. Nefessiz yaşarım. Yemeksiz yaşayamam ben. Hadi iste kızı da Fikret hadi. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuz tipiye. Şşş. Oğlumuz derken? Kardeşim Murat'a kardeşiniz gönülü istiyoruz. Tipi nişanlını öp nişanlını da. Ulan Hızır, ulan taka reisi, dalga nedir bilmezsin, fırtına nedir bilmezsin, takandan ne taşırsın bilmezsin, başına gelen her felaketi benden bilirsin. Babam biliyor mu? Neyi abi? Büyük reisin veliahtı olduğunu. Veliaht mıyım ben? Ben de reayı düşünmüştüm amca. Sen ne diyorsun abi? Hayırlı olsun. Sen hayırlı olsun dediysen abi. Bu kadar söylediğim şeyin içinde bunu mu tuttun lan aklında? Ha? Koca kafalı. Evet abi. Siz bana Uzi diyen kişi misiniz? Evet, o benim. Şimdi mevzusu geçince ben hani... Espri yaptım hani konuyla alakalı. Ben Uzi deyince... Ben de çok güldüm. Ünal bana burada olabileceğinizi söylemişti. Benim için ne demişti? Şahin diye bir bunakla oturuyor. Bunak onun sülalesidir. İlyas! Şşş, İlyas! İlyas! Lan İlyas! İlyas! İlyas!
Kalksanıza lan. Abi ne yapıyorsun ya? Hadi gelin ben sizi öpmeyeyim. Gelin gelin. Gel dua edin ki tabancam sanduktaydı. Abin hep ne derdi biliyor musun? 40 canım olsa birini sana, birini oğluma, birini İlyas'a, gerisini Hızır'a verirdim. Yeni bir adın soyadın var artık. Tevfik Tekin. Şaka mı? Vallahi. Reis'e söyleyin beyler. Bak onun için harbiden ölürüm ha. Şimdi herkes fanidir. Ben cani olma diyorum. Çünkü bir gün o kadar çok sevdiğini kaybedip, o kadar çok acı çekip, o kadar üzülüyorsun ki fani olduğunu unutup cani oluyorsun. Hurşit'i de yerde böyle mi süründürdünüz lan?
sene 341. Nefsime uydum, sebep oldu şeytan, bir cana kıydım. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya.